Canım arkadaşlarım hepinize selamlar ben Sevmeli Hoca trigonometri kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz nerede kaldık hocam kosinüs teoreminde kaldık arkadaşlar ve kosinüs teoreminde trigonometri video dersi kitabımıza sevgili arkadaşlarım hemen ben sana sayfa numaralarını falan bir hatırlatayım aklında bir şey kalmasın şimdi biz bir önceki dersimizde sinüs teoremini işlemiştik ve sayfa kaçta bırakmıştık biliyor musunuz sayfa 45'in yarısına bırakmıştık şimdi 45. sayfada yine kosinüs teoremi var 45'ten başlayacağız bugün. 46, 47 ve 48 işleyeceğiz. Daha sonrasında da ters trigonometrik fonksiyon için tahtaya başlık atıp burada kalmıştık deyip bırakacağız artık dersimizi. Evet gençler fasikülümüz almak isteyenler varsa hem Mert Hoca hem Kenan Hoca hem de benim yaptığım bir kamp arkadaşlar. Almak isteyen varsa bu güzel kitabı açıklama kısmında linkleri mevcut. Buradan tek tıkla satın alabilirsin. Bir iki gün içerisinde de kargo elinde olacaktır. Evet Artık kampımızda bayağı bir ilerledik. Dersen daha da fazla ilerleyebilmek için başlayalım dersimize. Evet kosinüs teoreminde kalmıştık hatırlarsanız bir ABC üçgeninde gençler kosinüs teoremini uygulayabilmek için neler gerekiyor bak. Şu A'yı hesaplamak istiyorsun örnek veriyorum. A'nın karesi eşittir diyorsun. Hemen diğer kenarların kareleri toplamı. Ben birazcık kalemlerimi inceltmek istiyorum arkadaşlar şu şekilde kalın kalem olunca çevirmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Diğer kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı diğer kenarların çarpımı çarpı kosinüs. Aha bu A kenarının karşısındaki açının kosinüsü diyorum. Yani kosinüs A demiş oluyoruz. Bu kadar. B kareyi hesaplamak istiyorsam hocam. Hocam diğer kenarların kareleri toplamı eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B diyorum ve c kareyi hesaplamak istiyorsam c'yi hesaplamak istiyorsam da a kare artı b kare eksi 2 ab çarpı kosinüs c diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Kosinüs teoreminin ne olduğunu gösterdik. Şimdi ne yapıyoruz? Örnek 13'ü çözüyoruz. Bir abc üçgeninin kenar uzunlukları şimdi abc üçgeni varsa bir abc üçgeni bence çizmek lazım. Değil mi? Çizelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bir tane ABC üçgenimiz olsun. Çat çat. Hep, hemen yerleştirelim bunları. Şimdi A'nın karşısı kök 19'muş. Şöyle. B'nin karşısındaki 2'ymiş. C'nin karşısındaki 3'müş. A açısı kaç derecedir diye soruyor. A açısını alfa diyelim. Kabul mü? Şimdi kosinüs teorimi uygulayalım. Kök 19'un karesi 19'dur hocam eşittir diyorum. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa diyorum. Benden kosinüs alfayı bulup alfayı elde etmemi istiyor. Şimdi 4, 9 daha 13 yapar. O 13'ü şuraya atarsak 19 eksi 13'ten 6 gelir. 6 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa Bak şimdi hocam. Şuradaki 2 kere 3 kaç yapar? 6 yapar. O 6 ile şu 6 bir gitsin. Burada 1 kalsın. Şu eksi 2 Yavrucağımızı karşıya bölüm olarak atalım. Eksi 1 bölü 2 eşittir. Ne gelir? Kosinüs alfa. Şimdi size sorum şu. Hangi açının kosinüsü bir eksi 1 bölü 2'dir? Tabii ki 120 derecelik açının. Demek ki bizim buradaki açımız 120 derecenin ta kendisi olacakmış sevgili arkadaşlar. Evet 14. sorumuza doğru geçiyoruz. ABC bir üçgen demiş. CB açısı 120, 6, 8, x demiş. X'i soruyor. Yine hemen kosinüs teoremi uygulayalım. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüsü 120 neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. Şimdi bak. Şuradaki eksi ile eksi gitsin. 2 ile 2 gitsin. Şurası ne var? 100. 100'e 48 eklersem x kare eşittir ne olur? 148 mi olur? Aynen öyle. Peki her iki tarafın karekökünü alacağız ya şimdi 148'i ben nasıl yazayım? Bir kere 148 dediğimiz sayı 4'e bölünür. 4'e bölündüğü takdirde de bak 4'e bölüyorum 4 çarpı 14'ün içerisinde 4 3 defa 28'in içerisinde de 7 defa 4 kere 37 olduğu için x kaçtır arkadaşlar? 2 kök 37'nin ta kendisidir deriz. Doğru cevabımız da bu olur. Evet artık bir diğer sayfamıza geçeceğiz arkadaşlar. Sayfa numaramız 46. 15. örneğimizdeyiz. Başlayalım örneğimizi çözmeye. Şöyle kollarımızı sıvadıktan sonra. Şimdi arkadaşlar diyor ki bakın. ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B, C ve kenarları arasında da şu şekilde bir bağıntı varmış. A açısı kaç derecedir? Şimdi ben şunu, şunu şöyle alayım. Tamam mı? Onu şuraya bir koyalım arkadaşlar. Buraya koyduktan sonra sizle beraber şöyle bir şey yazalım. Öncelikle ben A'nın karesini hesaplamak isteseydim eğer. B'nin karesini alırdım. C'nin karesini alırdım. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A derdim. Tamam. E şimdi bunu bu da demiş. Hatta bak şuraya kadar aynı gelmiş. Değil mi? Ya buradan sonrası sapıtmış. Aslında sapıtmıyor. Yapılan işlemlerden sonra elde edilen sayıyı göstermiş orada bize. Yani bak. B çarpı C burada var ya. Eksi 2 ile kosinüs A'yı çarpınca eksi 2 çarpı kosinüs a eşittir kök 2 elde edilmiş. O zaman kosinüs a nedir? Kök 2 bölü eksi 2'dir. E, e, kök 2 bölü 2 yapan neydi? 45. Eksilisini yapan 135'tir. Demek ki a açısı kaç dereceymiş arkadaşlar? MA eşittir 135 derece olacakmış dedik. Devam edelim. Bir diğer sorumuz 16. soruyla. ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C olmak üzere A küp artı B küp eşittir falan filan demiş. Şimdi hemen şunu biraz düzenleyelim artık mantığı anladınız siz. A küp artı B küpü ben A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare biçiminde yazabilirim. Bu da karşı tarafta bak C kare ortak parantezine ortak çarpan parantezini alırsam C kare çarpı A artı B yapar. Burada A ile B kenar uzunluklarıdır biliyorsun. E, kenar uzunlukları da negatif sıfır falan olamaz. Demek ki bu kenar uzunluklarının toplamı pozitif olduğu için ben bunları rahatlıkla sadeleştirebilirim. Şimdi elimizde ne kaldı? Bak c kare var. c kare eşittir. Şurada ne var? a'nın karesi artı şurada b'nin karesi var. Eksi bir de a çarpı b var. Şimdi ben normal şartlar altında güzel kardeşim. c kareyi bulmak isteseydim kosinüs teoremiyle. a'nın karesini alırdım. b'nin karesini alırdım. Eksi 2 çarpı a çarpı b derdim. Bir de kosinüs c derdim. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu da böyle gelmiş bu da böyle gelmiş. Bak burada a çarpı b burada a çarpı b var. Demek ki eksi 2 ile cos c'yi çarpınca bak eksi 2 çarpı kosinüs c eşittir. Şuradaki eksi 1'i vermiş bize. Eksiler gitsin kosinüs c kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 2'ymiş. Şimdi o zaman c açısı kaçtır? C açısı tabii ki de 60 derecedir. Bizden ne isteniyor? Sin c yani sinüs 60 derece isteniyor. Bu da bize kök 3 bölü 2'nin ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız Kök 3 2 olacaktı dedik. 16. sorumuz da bitti geçtik. 17'ye. Aşırı derecede klişe bir sorudur. Kendileri klişe mülişe yapacağız arkadaşlar. Ortak açıya ihtiyacımız var. Alfa alfa dedim. Önce sol taraftaki üçgen vasıtasıyla. Bak bütün kenarları biliniyor. O halde ben buradaki alfa derecelik açının kosinüsünü hesaplayabilirim. Yapalım. 3'ün karesi 9 eşittir. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı, çarpı kosinüs alfa dedim. Şimdi 16 4 daha kaç yapar? 20. 20'yi bu tarafa attım. Eksi 11. Eksi 11 eşittir. Eksi şurayı çarparsan. 16 çarpı kosinüs alfa mı? Eksiler de gitsin. O zaman kosinüs alfa dediğimiz şey neymiş? 11 bölü 16'ymış. Bu cepte kalsın şimdi tamam mı? 11 bölü 16 olduğunu biliyoruz biz artık kosinüsün. Peki şimdi bura geldim buraya. Karşısında ne var? X var. O zaman X kare eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa yani 11 bölü 16 dedim. Şimdi 2 kere 4 8 yapar. 8'e böldüm 2. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3 geldi. şurasına yapar? 33. 16 36 da 52 yapar. x kare eşittir 52 eksi 33 dersem x kare eşittir 19'dur. İse x kaçtır? Kök 19'un ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız kök 19 olacaktı. 17. sorumuzda bitirdiğimize göre geçtik 18'e sağ üst tarafta. ABC'de yamukmuş. Tamam. Ee, Kosinüs ABC yani şuradaki açımızın buraya alfa diyelim. Bu alfanın kosinüsü soruluyor. Ne yapacağız? Hangi hamleyle soruyu bitiririm? Ahanda bu hamleyle. Şu hamleyi yaptın soru bitti. Niye? Burası 4 ise burası 4'tür. Paralel çektim ben buna. Tamam mı? Burası 3 ise o zaman burası da 3'tür. Demek ki burası 8'dir. Bak. Sen artık 4'ü 6'yı 8'i biliyorsun. Alfanın kosinüsünde bir zahmet hesaplarız. 4'ün karesi 16. Eşittir 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Çok güzel. Şurası 100 yapar hocam. 100. 100'ü bu tarafa atarsan eksi 84 gelir eşittir. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa mı yaptı? Aynen. Bizden kosinüs alfa isteniyordu. Eksiler bir gitsin. Sonra mı? 2'ye böldüm 2'ye böldüm 42. 6'ya böldüm 6'ya böldüm 7. O halde 7 eşittir 8 çarpı kosinüs alfa ise kosinüs alfa tabii ki de 7 bölü 8'in ta kendisidir diyebiliriz. Evet devam ediyorum 19. sorumla neymiş bakalım. ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC'dir demiş. C kare küçüktür A kare artı B kare olduğuna göre. 1, 2, 3 ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şimdi Kosinüs C sıfırdan küçüktür demiş. C açısı dar açı olabilir. Yani mesela örnek olarak. ikizkenar kenar bir üçgen düşünelim. Şöyle. Tamam mı? Burası ikiz kenar olsun. Ee, burası örnek veriyorum. 10 olsun. Şurası da sevgili arkadaşlarım. 10 olursa 170. E, ne gelir arkadaşlar? 85-85 mi gelir? Tamam. Şimdi. Tabii ki 10 derecenin karşısı. Örnek veriyorum. 85-80 açısal olarak değil de bir tane daha üçgen düşünelim. Onu da ikiz kenar düşüneceğim. Sonuçta müsaade ediyor. Ee, A, B, C olsun. A, B, C olmaz. Şurası C, B, A olacak. Şöyle C, A, B olsun diyelim. Tamam mı? Şimdi bak burası birken. Burası 3'e 3 üç olamaz mı? Olur. Değil mi? Şimdi C'nin karesi 1 küçüktür. 9 artı 9. Vallahi olur yani. E, bu durumda şimdi şuradaki açımız bizim dar aç olmaz mı? Olur. E, burada onu anlatmaya çalışmıştım aslında ama e, önce kenarı verseydim daha mantıklı. E, burası dar açıysa dar açının kosinüsü sıfırdan küçük değildir. Sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur falan diyemem. Zaten aksine bir tane örnek verdim şu an. Kosa ile kos b'nin toplamı birden küçüktür demiş. Şimdi bunu da şöyle yaparız. Hani 0 ile 45 arasında kosinüs dediğimiz değer kök 2 bölü 2'den daha büyük ya. Mesela o zaman şöyle bir üçgen düşüneyim ben. Bayağı dar açılı bir üçgen düşün. Mesela burası 10 olsun, burası 10 olsun, tamam mı? Şurası da 160 olsun. Şimdi olay şöyle. Şurası A, şurası B, şurası C idi ya hani. E şimdi kosinüs 10 dediğimiz olay 1'e çok yakın. E kosinüs 10 da yine aynı şekilde 1'e yakın. Ben bunları toplarsam 1'den büyük olur. En basit örneği 45-45-90 üçgenini düşünün arkadaşlar. Şöyle 45-45-90 üçgenini düşünelim. Şöyle ve şöyle. E şimdi burası 1, burası 1, burası kök 2 değil mi? Örnek olarak. E şimdi ben cos A artı cos B demişti ya. Ben şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim, şurası C olsun. Cos A artı cos B nedir? E cos 45 artı cos 45'tir. Yani iki tane kök 2 bölü 2 yapmaz mı? E gitti bunlar ne oldu? Kök 2 geldi. Kök 2 birden büyük ama birden küçük demiş bize. Bu da gitti. E ABC ikiz kenar üçgen olabilir demiş. Yarım saattir zaten ikiz kenar üçgen üzerinden örnek veriyorum. Demek ki olabiliyormuş bak. O halde cevabımız neymiş? Yalnız 3 olacakmış sevgili gençler. Evet 19. örneğimizi çözdük. Devam ediyoruz. 20. örnekle. Ve demiş bir bakalım birlikte. BD 9'muş şurası. Burası 3'müş. Burası 6 e, AC yani x kaç santimetredir? Şurası soruluyor bize. Öncelikle e, 6, 9 şuraya hesaplayabilirim. Yani nasıl burada Pisagor'dan dik üçgen var. 9'un karesi 81. 81'den ben 36'yı 6'nın karesini çıkardım. E, bu da 75, 45'i verir. E, yani burası kök 45'miş. Tamam güzel. Şimdi şuraya alfa dersem eğer. Şurayı biliyorum. Şurayı biliyorum. Alfanın kosinüsünü buradaki dik üçgen vasıtasıyla hesaplayabilirim. X soruluyor. Çok güzel. O zaman x'in karesi diyerek başladım. X'in karesi eşittir. Kök 45'in karesi 45. Artı 12'nin karesi 144. 12 dediğim yer şurası arkadaşlar. Eksi 2 çarpı kök 45 dediğimiz şey. 3 kök 5'tir. Şöyle. Çarpı 12. Çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüstü. Yani 3 kök 5 bölü 9. 3 kök 5 bölü 9. Şimdi bak. 3 kere 3 kaç yapar? 9 yapar. Şuradaki 9 da gitsin. Kök 5 kere kök 5 de bize 5'i verir zaten. O da burada kalsın. 45'te 144'ü topladım. Bana 189'u verdi. Eksi. Burada ne var? 2 kere 12 24. 24 kere 5 120 yapar. 189'dan 120'yi çıkardık. Ne kaldı? 69 mu kaldı? Demek ki x kare kaçmış arkadaşlar? 69'muş. Bizden x soruluyordu. x eşittir. Kök 69'dur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Doğru cevap 20. örneğimizin cevabı kök 69 olacaktı dedik. Var mı sıkıntı? Bence yok. Yani şimdi dikkat ettiysen illa şu üçgende kosinüs alfayı hesaplamak zorunda değilsin. Bak sana adam ne güzel mis gibi şuradan bir tane diklik yani dik üçgen vermiş. Bu dik üçgen içerisinden sen şuradaki açının kosinüsünü hesaplayabiliyorsun. E şu kenarları da zaten biliyorsun. İkisi bulmak içten bile değil artık. Yani dolayısıyla geometrinin verdiği şeyleri de kullanın arkadaşlar. Tamam mı? onu anlatmaya çalışıyorum. Geçtim 21'e. Aha da bu soru. Diyor ki şimdi I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi ve alfa dar aç olduğuna göre sinüs alfa kaçtır? Şimdi iç teğet çemberinin merkezi ise bir kere şurası bak burası alfa iken şurası bunun 90 fazlası olur. Yani ben buraya pi bölü 2 artı alfa diyebilirim ya da 90 artı alfa diyelim derece türünden çalışalım. 90 artı alfadır burası. Tamam. Şimdi 4'ü 5'i biliyoruz. Kök 65'i biliyoruz. O zaman burada bir kosinüs teoremi çakalım. Çakarsak ne olur ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlarım kök 65'in karesi. Şunu şöyle birazcık aşağı indireyim. Kök 65'in karesi 65'tir. Eşittir diyorum. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı Kosinüs 90 artı alfa dedim ben buraya. Şimdi bak. Kosinüs 90 artı alfa demek. Tamam mı? Eksi sin alfa demek. Şimdi ben bunu buradan silip buraya eksi sin alfa yazmak yerine şuraya artı yaparım. Burayı da sinüs alfa yaparım. Tamam. Şimdi hocam 65. Şurada ne var? 16 artı 25'ten 41 var. O 41'i şu tarafa postalarsak 24 gelir. 24 eşittir. 2 çarpı 4 çarpı 5 ki bana 40'ı verir. 40 çarpı sinüs alfa. Şimdi ben buradan sinüs alfayı hesaplayabilirim. Sinüs alfa eşittir 24 bölü 40'tır. Her ikisini de 8 ile sadeleştirirsem 3 bölü 5'tir diyebilirim yani sinüs alfaya. Şimdi zaten sinüs alfayı sormuştu. Doğru cevap karşımızda. 3 bölü 5 olacaktı sevgili gençler. Evet devam ediyorum. 22. örnekte ABC üçgenlemiş. demiş. 4, 6, 8 var. Burada x var. Hemen ortak bir tane açı demiştik. Alfa ortak açıya göre artık soruyu çözebiliriz. Ortak açı önemli arkadaşlar kosinüs teoreminde. Şimdi kosinüsü hesaplayabilirim. Nasıl? 6'nın karesi dedim 36. Eşittir 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Ve eksi tabii ki 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa dedim. Sonrasında 16 ile 64'ün toplamı 80'i verir bana. 80 ben sol tarafa gönderirsem 80'i eksi 44 buluruz. Eksi 44 eşittir. Ee, eksi 44 mu buluruz? Bir daha bakalım. 80 eksi 36 aynı. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa mı? Şimdi hocam bak. Burada eksiler bir gitsin. 4'e böldüm. 4'e böldüm ne geldi? 11 mi geldi? 2 kere 8 ne yapar? 16 yapar. 11 bölü 16 neymiş? Kosinüs alfaymış. Kosinüs alfanın 11 bölü 16 olduğunu bulduk. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. X'in karesiyle başlayacağım. X'in karesi eşittir. 8 artı 8 16'dır. Karesi 256'dır. 14'ün karesi 196'dır. Eksi 2 çarpı 16 çarpı 14 çarpı kosinüs alfa yani 11 bölü 16 dedim. 16'ların gittiğini de görüyorsun muhteşem. Şunda şu gitti. 256'ya 196 ekleyip bundan da 11 kere 14 kaç yapar? 154 yapar. 2 ile çarparsak 308 mi yapar? Aynen öyle. Şimdi 256'ya 196 ekleyeceğim. 6 6 12 14 15 ve şurası da 4 geldi. 452'den de 308'i çıkar diyor. Şimdi 52'den 8 çıkarsa ya da direkt 52 artı 92 de diyebiliriz biz buraya. 144 mi yapar? Demek ki x kare kaçmış arkadaşlarım? 144'müş. O zaman x kaçtır? Tabii ki 12'nin ta kendisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet altta soru yok. Sağ üst taraftayız artık. Sağ üst tarafta gençler ahanda buradayız. Şimdi ABCD'nin kare olduğu bilgisi var. AF 2 birim. Burada 4 birim. 2, 4, 4 ve şurası da X olarak verilmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre kosinüs X soruluyor bize. Şimdi bu, bu kare ise şurası 8 ya. O zaman burası 6'dır. Hemen cart şunu şuradan çekerim. 4 6 şurayı hesaplayabiliriz bence. Hesaplayalım. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36. Hop kök 52 mi yapar? Bak burası kök içerisinde 52'ymiş. Sonra geldim buraya. Burası 2 ise burası 8 ise 64 artı 4'ten 68 yapar. Burası kök 68. Burası 4 ise burası 8 ise burası da 4 kök 5 midir? Aynen öyledir. Şimdi artık hesaplanmayacak bir şey kalmadı. Karşı tarafın karesi 52 eşittir. Kök 68'in karesi 68 artı 4 kök 5'in karesi 80 yapar. Eksi 2 çarpı 4 kök 5 çarpı kök 68 dediğim şey de 4 kere 17 olduğu için 2 kök 17'dir. 2 kök 17 dedim. Çarpı kosinüs x. Çok güzel. Şimdi 80 e 68 ekledik. Ee, ne geldi? 148 geldi. 148'den de 52'yi çıkardık. Eksi 96 mı geldi? Eksi 96 eşittir. Eksi 2 çarpı, 2 çarpı, 4 çarpı, kök 5 çarpı, kök 17 çarpı, kosinüs x diye yazdım ben burayı. Daha sonrasında 2 çarpı, 2 çarpı, 4 ne yapar? 16 yapar. 16 ve 16'yı götürdüm. Burada ne kaldı? 6 kaldı, eksileri de götürdüm. 6 eşittir. Kök 5'te kök 17'nin çarpımı kök 85'tir. Çarpı kosinüs alfa oldu. Her iki tarafı kök 85'e bölersem kosinüs alfa eşittir. 6 bölü kök 85'i verir bize. Bu da bana cevabı vermiş olur sevgili gençler. Evet artık 23'ü de çözdük. Devam ediyoruz 24'le. Bu sorumuzda da gençler ben şuradaki D açısına eğer B dersem. Tamam bu B'nin kosinüsünü hesaplayabilirim. Şimdi ne işime yarayacak birazdan bakalım. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs b dedim. Şimdi bu cepte 16, 25 daha bize 41'i verir. Bunun tarafa atarsam eksi 5 gelir. Eksi 5 eşittir. Eksi 8 çarpı 5 çarpı kos b dedim. Şuradaki eksi 5 ile şuradaki eksi 5 birbirini götürsün. Burada 1 kalsın. Böylelikle kosinüs b'yi ben 1 bölü 8 olarak hesaplayabileyim. Şimdi burası b ise şurası 180 eksi B'dir. Tamam mı? Ve daha sonrasında derim ki 3 kök 3'ün 3 kök 3'ün sinüs teoremi uygulayacağım. Sinüs 180 eksi B'ye oranı eşittir. 5'in sinüs alfaya oranıdır. 5 bölü sinüs alfadır derim. Sonra mı hocam? Sonra şöyle bir şey yapalım bak. Sinüs 180 eksi b demek sinüs b demektir. Şimdi 3 kök 3 Bölü sinüs B eşittir 5 bölü sinüs alfa. Şimdi ben buradan sinüs B'yi hesaplayabilirim çünkü B'ye ait bir açının kosinüsünü biliyorum. O halde şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Şurası B olsun. Kosinüsü 1'e 8 ise şurası nedir? Kök 63 değil midir? Sinüsü nedir? Kök 63 bölü 8'dir. Şimdi bak, 3 kök 3 bölü kök 63 bölü 8'i şöyle 8'i yukarı kaldırdım. 5 bölü sinüs alfa dedim. Peki şimdi ne yapacağız hocam? İçler dışlar artık. 24 kök 3 çarpı sinüs alfa eşittir. 5 çarpı kök içerisinde 63 oldu. Artık sinüs alfa istenmişti benden. Sinüs alfa da 5 kök 63 bölü 24 kök 3'tür diyebiliriz. Şimdi burada da kök 3'ü de genişletirsek eğer Üst taraf bak 5 çarpı şu kök 63'ü ben şöyle yazacağım. Kök 3 çarpı kök 21. Bir de kök genişletmiştim çarpı kök 3. Bölüne geldi 24 çarpı 3 geldi. E şimdi burada kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bu 3'ler sadeleşsin. Burası da bana 5 kök 21 bölü 24'ün ta kendisini verir. O halde sinüs alfa dediğimiz şey 5 kök 21 bölü 24'ün ta kendisidir deriz. Doğru cevap da bu olur. Önce kosteyarımı uyguladım. Cos B'den kaynaklı simbeyi bulabilirim dedim. Sonra da sinüs teoremine geçiş yaptım. Soruya noktayı koydum. Tamam. Şimdi devam edelim. 25. örneğimizde sanırım bu sayfamız artık son sayfa bu videodaki aynen ve son 4 sorumuz kalmış. Şimdi ABC'nin bir üçgen olduğundan bahsediyor. Şurası 3'müş. Ee, şurası 8, burası 6 ve hatta bir tane 6 yok, bir tane daha 6 var. Orası neresiymiş? AC 6 tamam. Bir de AD 6'ymış. Yani gençler bak Şurası var ya bak şurası. Şurası. Burası da 6'ymış. Şöyle birazcık kalınlaştıralım. İşte o kalın gör, gördüğünüz yerde 6'ymış arkadaşlar. Pekala. Şimdi 3 var 6 var. Neyi sormuştum? Mavi ile boyalı bölgenin alanı. Şimdi ben şuraya alfa demek istiyorum. Bu mavi bölgenin alanını ben nasıl bulurum? 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı sinüs alfa ile bulurum. Doğru mu? Doğru. Şu 2 ile 6 gitsin burada 3 kalsın. Aslında bizden ne isteniyormuş? 9, 9 çarpı sinüs alfa isteniyor bizden. Alfanın sinüsünü bulursak olay tamam diyeceğiz. Peki başka neler biliyoruz? Hocam başka ne bilelim işte iyilik sağlık. <laughs> Mavi boyalı bölgenin alanı sorulmuştu. 6'yı biliyorum. 6'yı biliyorum. 6'nın şurası olduğunu biliyoruz. Burası da 6'ydı. Ee, şurası alfaydı ve a bak 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 burayı kaçırdık ya. A B a, dikmiş tamam çok güzel. Şurası nedir arkadaşlar? 90 eksi alfadır çünkü şurasının dik olduğunu bize vermiş. Burası 90 eksi alfadır çok güzel. Buradan da gençler 6 6 8'i bildiğimiz için kosinüs teoremi çakabilirim ben buraya. 8'in karesi 64. Eşittir. 6'nın karesi 36 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı. Kos 90 eksi alfa demek. Hocam sinüs alfa demek be. Şimdi 36, 36 36 72 onu bu tarafa gönderirsem eksi 8 olur. Eksi 8 eşittir. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa gelir. Şimdi bak. Eksileri bir götürdüm. 2 çarpı 2 çarpı 2'dir 8. Gitti 1 kaldı. 2 çarpı 2 çarpı 2'den şurada 3 çarpı 3 kaldı. Yani 1 eşittir 9 sinüs alfaymış. O zaman sinüs alfa nedir? Hocam 1 bölü 9'un ta kendisidir. Çok güzel. Sinüs alfa 1 bölü 9 ise 9 çarpı 1 bölü 9 bana cevabı verir. Doğru cevap 1'miş gençler. Aha da bu mavi boyalı bölgenin alanı neymiş? 1 olacakmış. Çok güzel soruydu ha. Vesselam. Devam. 26. örnek. Kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgenin özelliğini biliyoruz. Şurası alfa ise burası nedir? 180 eksi alfadır değil mi? Kosinüs A soruluyor. Tamam. Şimdi şurayı şöyle birleştirelim. Hop. Evet. Şimdi ben şuraya x dersem eğer. X dersem. X'i nasıl hesaplarım? X kare eşittir. 6'nın karesi 36. Artı 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa derim. Eşittir diyorum. Bak x kareyi başka daha nasıl hesaplayabilirim? Şöyle. Bu sefer de şuradaki üçgende takılırım biraz da. 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa eksi kos alfadır. Eksi ile beraber şöyle artı yapar kosinüs alfa gelir. Şimdi bak şurada ne var kardeşim? Burada eksi 36 kos alfa var. Eksi 36 kosinüs alfa var. Şurada ne var güzel kardeşim? Burada da 40 kosinüs alfa var. Çok güzel. Bu eksi kos 36'yı, eksi kos 30, eksi 36 kos alfayı karşı tarafa 40 kos alfanın yanına gönderirsem elimde nur topu gibi 76 tane kosinüs alfa oluşur. Eşittir diyorum. Şuradakileri de tabii ki istemiyorum. 41'i de karşıya gönderelim şunun yanına. 36 9'da kaç yapar? 45. 45'ten 41 çıkarsa 4 mü gelir? Aynen öyle. Peki 4 bölü 76 mıymış kosinüs alfa? Peki ta, sadeleştirebilirim. 1 bölü 19 olur. 4 kere 19, 40, 70 aynen. 1 bölü 19 kosinüs alfaymış. E ben zaten şuranın kosinüsünü merak ediyordum. O zaman cevap 1 bölü 19'un ta kendisi olur. 1 bölü 19 biraz garip geldi. E, harbiden öyleymiş ya. Doğru bulmuşuz. İşte hatası yaptım gibi geldi ama yapmamışız. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Ne yaptık? Kirişler dörtgen olduğu için alfaya 180 eksi alfa dedik. Ortadan bd'yi çektik ve İkisi de bana e, kosinüs teoremi uyguladığım takdirde şu üçgen uyguladım kosinüsü bir de bu üçgen uyguladım kosinüs teoremini. Her iki üçgenlerinde sevgili arkadaşlarım x kare aynı şekilde hesaplayabildiğim için demek ki bu hesap bu hesaba eşittir dedim. Ve karşıma 1 bölü 19 çıktı. 27. örnekteyim. a, b, c, d, e, f, g, h bir küp <laughs> kosinüs alfa sorulmuş. Alfa da şurası. Şimdi ne yapabilirim ben burada? Ee, şunu bir kere çekebiliriz. Tamam şunu şöyle çektik. Artık e, şuradakine odaklanın. Burada sarı 3 boyutlu bir üçgen var bak. Sarı 3 boyutlu bir üçgen var. Bu üçgene odaklanacağız. Ee, hatta burayı şöyle boyarsak 3 boyutlu olduğunu da net bir şekilde görebiliriz bence daha iyi kafa çalışır. Şimdi şurası tabanda bak şu kırmızı çizgi tabanda. Şurası dikti unutma. E bu küpse BK ile KC'de birbirine işte ben buraya 1 derim. Buraya 1 derim. Burası 2 olur. 1, 2. Burası kök 5 olur hocam. Tamam. Şimdi şurası kaçtı hocam? 2 idi. Burası da 2. 2, 2. Şurası 2 iki kök 2'dir. Bu da çok güzel. Sonra geldim şuraya. Bunu mesela hesaplayacağım? Şuradaki HK'yı. HK'yı hesaplamak için şuradan şuraya çektim. Ve dedim ki hocam şurası dik. E, bu yükseklik 2. E şurası da kök 5'ti zaten. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4, 4 artı 5, 9 dokuz yapar. 9'un karekökü de buradaki HK uzunluğu kırmızıyla gösteren uzunluk 3'müş. Şimdi bak 3'ü biliyorum, 2 iki kök 2'yi biliyorum ve kök 5'i biliyorum. Artık alfanın kosinüsü soruluyor bana. Ne yapacağım? Kosinüs teoremi. Karşısında 2 kök 2 var, karesi 8'dir, eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfa dedim. Daha sonrasında 5, 9'da kaç yapar? 14. 14'ü aldım, bu tarafa attım, eksi 6 geldi. Eksi 6 eşittir, eksi 6 tane kök 5 çarpı kosinüs. alfa dedik. Eksiler gitti, altılar gitti. Burada 1 kaldı. 1 bölü kök 5 eşittir, kosinüs alfadır diyebilirim artık. 27'de çözdüm. Devam ediyorum 28'de. Bu da artık videomuzun son sorusu. Aşağıda paralel kenar şeklindeki kağıt gösterilmiş. E, şurası 90'dan büyük demiş. 12, 8, 2 var. Kök 7 bölü 4'müş. EF uzunluğu kaçtır? EF dediği yer şurası kırmızı uzunluk. Şimdi ben bunu şöyle çeksem. Şurası ne olur? 2'nin karşısı 2 olur. E, 2'nin karşısı 2. Burası alfa ise şurası alfaydı biliyorsunuz paralel kenarda. Burası alfaysa burası da alfadır. Pekala burasının 12 olduğunu biliyorum şu kısmın. Ee, paralel kenarda burası 10 burası da 10'du ve burası 2 ise şuraya 8 kalacak ve paralel kenar ne demiştim? Eşit alanını iki parçaya bölmüş. Bak burası 2 ise burası da 2'dir o zaman. Şurası 8 ise burası 6'dır. 6 var, 12 var. Şurada alfamız var arkadaşlar. Ve sinüs alfanın da kök 7 bölü 4 olduğu bilgisi var. Bizden EF soruluyor. Ben buraya x dedim artık. Şimdi şöyle diyeceğim. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi 36. 144, 12'nin karesi 144. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Şimdi ben sinüs alfayı biliyorum. Kök 7 bölü 4 ya. Bir tane hemen üçgen çizelim şuraya. Şöyle. Bu üçgende şuraya alfa diyelim gençler. Şurası alfa olsun. Şurası 90 olsun. E sinüsü kök 7 bölü 4 ise burası kök 7'dir. Burası 4'tür derim. Şuraya ne kalır? 16'dan 7'yi çıkardım. 9, 3 kalır. Doğru mu? Şimdi kosinüsü nedir bunun? 3 bölü 4'tür. Şimdi güzel bak. 36 ile 144'ü topladık. 180 geldi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa 3 bölü 4 demiştik. Şimdi 4'e böldüm 4'e böldüm artık burası 3 geldi. 3 kere 3 9. 9 kere 6 54. 54 kere 2 108. 180. 180. Ha, bir de bir de bir de bir de. Alfa 90'dan büyük demişti. Demek ki kosinüsüne bakıyorsam negatiftir kosinüsü. Eksi 3 bölü 4 ise şurayı bir kere artı yapacaktır zaten. 180 artı 108 mi geldi? Eşittir bu da x kare mi? O zaman x kare kaçtır? 288 mi? Yani 144 bölü çarpı 2 mi? O halde x nedir? 144'ün kare kökü 12. 2'nin karekökü 2. 12 kök 2'dir sevgili arkadaşlarım x. Doğru cevap da budur diyebiliriz. Evet arkadaşlarım artık sonraki sayfamızda 49. sayfada ters trigonometrik fonksiyonları göreceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.